Değerli katılımcılar, Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde hazırlamış olduğumuz Sağlıkla Konuşuyoruz Sempozyumu'nun 7. oturumuna hoş geldiniz. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından hastalığın seyri, hastalık belirtileri ve almamız gereken tedbirler konusunda gerekli açıklamalar yapıldı ve halen de yapılmaya devam etmekte. Pandeminin ilk dönemlerinde koronavirüsün akciğerler üzerindeki olumsuz etkilerinden sıkça bahsedildi ve virüsün akciğerlere zarar vererek pnömoniye yani zatürreye sebep olduğu, solunum yetmezliği ile birlikte yaşamı tehdit ettiği özellikle vurgulandı. Bununla birlikte koronavirüsün sadece akciğerleri değil, vücudun farklı bölgelerindeki organları da olumsuz etkileyebileceği, özellikle COVID-19'a yakalanan bireylerde kalp, damar ya da akciğer hastalığı gibi kronik hastalıkların bulunması durumunda hastalık tablosunun daha da ağırlaşabileceği yapılan çalışmalarda da bildirildi. Bugün COVID-19 pandemi sürecinde halktan profesyonellere yaşam kurtarma zinciri konusunda deneyimlerini bizler ile paylaşacak olan hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde 20 yılı aşkın süredir görev yapan, 5 yıl yöneticilik deneyimi olan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Birim Sorumlusu, Atuder Hastane Öncesi Acil Tıp Komisyonu Üyesi ve Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Paramedik Hasan Basri Kızıldağ bizlerle. Sayın Kızıldağ, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Bu vesileyle Selçuk Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine ve akademisyenlerine böyle kıymetli bir program serisi oluşturdukları için ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılarım da zevkle dinleyebilecekleri bir sunum olmasını umuyorum. İnşallah faydalı bir program olarak tamamlanmış olacağız. Teşekkürler. Sayın Kızıldağ, 2020 yılında 1,5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan COVID-19'a bağlı kayıplarımız tüm dünyada olduğu gibi bizlerde de ciddi bir korkuya sebep oldu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 Küresel Sağlık Tahminleri raporunu incelediğimizde kardiyovasküler sistem hastalıklarının son 20 yıldır küresel düzeyde en önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ettiğini de görüyoruz. Biliyoruz ki ani kalp durması geliştiğinde ilk ve acil yardımın önemi tartışılmaz bir gerçek. Öyle ki olayın gerçekleşmesinden hastanedeki tedaviye kadar geçen sürecin yönetimi de yaşam kurtarma zinciri olarak adlandırılmakta. Sayın Kızıldağ, öncelikle yaşam kurtarma zinciri tam olarak nedir? Bu zincirde kimler görev almalı ve halktan kurtarıcıların yaşam zincirindeki rolü ve önemi nedir? Bizlere bunu açıklayabilirseniz memnun oluruz. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle sağlık hizmetlerinin tüm hizmetler arasında bir önceliği olduğu gibi sağlık hizmetlerinin içindeki önceliği de acil sağlık hizmetleri kapsamaktadır. Bu acil sağlığın içindeki önceliklerden bahsetmek gerekirse de hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Zira acil sağlık hizmetlerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi ancak başarıyı bize getirebilir. Bu bütüncül değerlendirmenin eseri olarak ifade edebileceğimiz yaşam kurtarma zinciri aslen ilk yardımın tabiatına uygun olarak geliştirilmiş bir çözüm örneğidir. İlk yardım hepimizin önemli olduğu konusunda hemfikir olduğumuz, önemli bir yeri olduğuna inandığımız bir konudur. Ancak tüm dünya ile birlikte ülkemizde de gelişmeye ve yaygınlaşmaya çalışan bir yapıya sahiptir. Yaşam kurtarma zincirinin ise ilk yardımda en çok ihtiyaç duyulan noktada kusursuz gerçekleşmesi beklenen uygulamalar serisi olarak özetlenebilecek bir yapısı vardır. Bu zincir, ani kalp durmasının ardından geçen sürenin çok kritik olmasından kaynaklanan bir yönetim organizasyon şeması olarak da isimlendirilebilir. Öyle ki halktan kurtarıcılardan hastane öncesi acil sağlık profesyonellerine, buradan da hastane organizasyonlarına uzanan eksiksiz yapıldığında ancak bir yaşamın kurtarılmasına vesile olabilen organizasyonlar bütünü olarak isimlendirebiliriz. Bu zinciri biraz açmakta fayda var. Ancak öncesinde bunun içerisinde halktan kurtarıcıların, hastane öncesi acil sağlık profesyonellerinin ve
hastane organizasyonlarının, ekiplerinin yer aldığını söylememiz önemli bir gerçeği de ortaya çıkarıyor. Bir sağlık organizasyonundan, bir yaşam kurtarmaktan bahsediyoruz. Üçlü bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu üç yapıdan bir tanesini halktan kurtarıcı olarak isimlendiriyoruz. Bizim halktan kurtarıcıların yaptıkları müdahalelere ihtiyacımız vardır. Mesleğimizde ifade ettiğimiz başarılı resüsitasyon uygulamaları, başarılı yeniden geriye dönüş durumları yaşanabilmesi için bu vakaların, o vakanın oluş anında şahit olanlar tarafından basit manipülasyonlarla hazırlanması ve bir sonraki aşamada verimlilik kaydetmesi için bu hazırlığın son derece eksiksiz yapılmasına ihtiyacımız vardır. Sayın Hocam, geçmişten bu yana devam eden bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Ve sürekli yenilemeden, yeniliklerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu işin aslında temellerinin iyi anlaşılmış olmasının sürece de katkısını yadsıyamayız. 1950'li 60'lı yıllarda resüsitasyonla ilgili bugünkü modern olarak gördüğümüz kalp masajı, suni solunum gibi uygulamaların henüz yeni bulunduğunu, bunun henüz 100 yılını bile tamamlamadığını görüyoruz. Dolayısıyla her geçen yıl gelişmeye de gebe olduğundan bu unsurların önemi her geçen yıl daha da artarak daha anlaşılır halde bilimsel olarak kanıtlanmaktadır. Halktan kurtarıcıların rolü de burada kanıtlanma yolunda ilerleyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Halktan kurtarıcı olarak bahsettiğimiz, normalde profesyonel yaşantılarını farklı bir meslek üzerinden sürdüren, bu işi meslek olarak yapmayan, olaya şahit olan herhangi birinden bahsetmekteyiz. Bu herhangi biri cümlesini daha net ifade etmekte fayda var. Her yaştan, her eğitimden halktan kurtarıcılar herhangi bir deneyime ihtiyaç duymadan yaşam kurtarabilirler. Çünkü onlardan beklenen uygulamalar ilk dakikalarda yapılması beklenen uygulamalardır. Evet, son derece basit uygulamalardır. Uygulaması kişiyi zorlamayacak uygulamalardır. Hatta hastaya zarar verme olasılığı olmayan uygulamalardır. Ancak alternatifi yoktur. Dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip olabilirsiniz. Acil sağlık hizmetleriniz hedeflenen sürelerin altında acil vakalara ulaşıyor olabilir. Bu süreleri biraz açmakta fayda var. Ülkemizde şu anda 10 dakikanın altında şehir merkezlerinde, 30 dakikanın altında da kırsaldaki vakalara ulaştığımızda hedefimize ulaştık diyoruz. Dolayısıyla 10 dakika, 30 dakika gibi süreler bir ambulans organizasyonu için dünyadaki sistemlere bakıldığında gayet ideal süreçlerdir. Ancak hastaya müdahale etme anlamında özellikle ani kalp durması gibi son derece telafisiz zor hasarlara ilk 5 dakikada mal olan bir durumda maalesef ambulans hizmetlerinden her şeyi beklemek gerçekten çok uzaktır. Tüm dünyanın mücadele ettiği, kanıta dayalı tıbbın da destek verdiği uygulama olaya şahit olanlar tarafından, halktan kurtarıcılar tarafından bazı müdahalelerin yerine getirilmesidir. Bu nedenle bir organizasyon şeması, bir zincir olarak ifade ettiğimiz yaşam kurtarma zincirinin 6 halkasının 3'ünü halktan kurtarıcılardan beklemekteyiz. Bu önemli bir unsurdur. Milyonlarca dolarlık hastaneler, onlarca ambulans, yüzlerce çalışan paramedik ATT meslektaşlarımız bir tarafta, halktan kurtarıcılar ise diğer taraftadır. Her iki tarafın da yaptığı müdahaleler ancak birlikte gerçekleştiğinde bir başarıya ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu son derece önemlidir. Eğitimin yaygınlaşması ve uygulayıcıların yani halktan kurtarıcıların cesaretlendirilmesi diğer yapılacak tüm uygulamalarda anahtar nokta hükmündedir. Burada yaşam kurtarma zincirinin basamaklarından müsaadenizle biraz bahsetmek isterim. Tabii ki hocam. Yaşam kurtarma zincirinde ilk basamağımız erken dönemde olayın haber verilmesi. Hemen arkasından gelen zincir halkası ise erken dönemde temel yaşam desteğine başlanması, sonrasında otomatik şok cihazları olarak isimlendirilen cihazlarla şok uygulaması, bunun biraz daha açılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sonrasında ise ambulanslarla müdahaleler, ambulanstan hastaneye nakiller ve hastanede devam eden müdahalelerin bütünü olarak isimlendirebiliriz. Şimdi bu basamaklardan birincisi erken dönemde haber verme tam olarak nedir?
Erken haber vermenin temelinde şu durum yapmaktadır. Dünyadaki tüm yetişkin ölümlerinin 1/3'ünden sorumlu olan ani kalp durması, sudden cardiac arrest olarak isimlendirilen bu durumun bir sürpriz olmadığını artık kabullenmemiz gerekir. Toplumun her bireyinin bu konu hakkında uyanık olması ve ön ipuçlarını gördüğünde hemen acil sağlık hizmetlerini aktive etmesi yaşam kurtarma zincirinin birinci halkasıdır. Bunu biraz daha netleştirmek için örneklendirelim. Yardıma ihtiyaç duyan kişi şu anda göğüs ağrısı hissettiğini söylüyorsa, acil sağlık hizmetlerinin erken aktivasyonuyla diğer basamaklara ihtiyaç olmadan ambulans çağrısı yapılmalı ve belki de daha kötü basamağa gitmesi engellenmesi için tedavisinin erken yapılmasına neden olunmalıdır. Bu görev halktan kurtarıcıya aittir. Yani telefonla 112'ye doğru zamanda arayıp haber vermek, yaşam kurtarma zincirinin önemli bir halkasıdır. Peki durumun daha kötüye gitmesi durumunda neler bekliyoruz? Elbette kişinin cevapsız olması, düzgün solumuyor olması ikinci aşamada temel yaşam desteği ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Temel yaşam desteğini açıklamak gerekirse bir uygulamalar bütünüdür gene ama basitçe ifadeyle kalp masajı ve suni solunum desteğiyle hastanın yaşama döndürülme çabasına biz temel yaşam desteği diyoruz. Bu çabanın erken dönemde başlatılması işimize yaramaktadır. Ne kadar erken dönemde? Şahit olunmuş bir ani kalp durması vakasında şahit olunan durumun hemen ardından başlatılan temel yaşam desteğinin hiçbir alternatifi yoktur. Bunu da çevrede bulunan kişiler, şahit olan kişiler yapabilir. Onun dışında bir uygulayıcısı olamaz. Bu kadar kıymetli bir veriyi elimizde tutarken, diğer uygulamaların mutlaka verim alınması için de bir gereklilik olduğunu bilirken, bununla ilgili endişeleri de ortadan kaldırmaya ihtiyaç vardır. Birinci planda kötü durumun tespit edilmesi ve acil sağlık hizmetlerinin aktive edilmesi demiştik. İkinci durumda temel yaşam desteğine olan ihtiyacın belirlenmesi, bu acaba kalp masajı yapılacak olan hasta mıdır sorusunun cevabının verilmesi gerekir. Bu konuda dünyada otorite olarak kabul edilen algoritmaları yayınlayan kuruluşlar son derece basitleştirmeye ve sadeleştirmeye gitmişlerdir. Basitçe ve sade bir şekilde hastanın değerlendirilmesinden kastedilen sizin verdiğiniz uyaranlara cevapsız olması ve bu cevapsızlığa eşlik eden solunumun efektif olmaması, etkin olmaması basamağı değerlendirme için artık yeterli görünmektedir. Eğer birisi size cevap vermiyorsa ve etkin solumuyorsa bu kişi için temel yaşam desteğine başlanması konusunda hiçbir tereddüte mahal verilmemelidir. Şimdi sağlık profesyonelleri arasında da yaygın olan bir endişenin dile getirilmesinin zamanıdır diye düşünmekteyim. Eğer yanlış değerlendirme söz konusu olursa, yani gerçekte böyle bir durum değil de yaşayan bir hastayla ben bunu karıştırabilir miyim endişesi varsa, bu karıştırmanın çok daha ters bir yönünü iyi değerlendirmek gerekir. İhtiyacı olan birini ihtiyacı yokmuş gibi değerlendirmenin sonucu kesin ölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ihtiyaç duymayan fakat yanlışlıkla kalp masajı yapılan birisinde ise eski verilerden farklı olarak kesinlikle ölümcül bir sonuç beklenmemektedir. Kaburga kırılması vesaire gibi telafisi mümkün olan hasarlar olabilir. Ancak diğer durum bizi çok daha endişelendirmektedir. Halktan kurtarıcıların cesaretlendirilmesi derken hem ilk yardım eğitmenlerimize buradaki önemli bir vazifeyi de anımsatmış olalım. Bu kurtarıcıların bu tip korkulardan, endişelerden arındırılması son derece önemlidir. Yanlış karar verme diye bir basamaktansa doğru kararın rahatlıkla verilebileceği, bu konuda yapılacakları hatanın ölümcül bir sonucunun olmayacağı güvencesinin verilmesi son yayınlanan kılavuzlarla mümkün hale gelmiştir. Temel yaşam desteğinin bazı detaylarına ihtiyacımız var belki de. Solunumla ilgili kısımda eğitimin ulaşılabilirliğinin artırılması için yapılan çabalara da saygı duyarak söylüyorum ama hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması hedeflendiği için farklı yöntemlerle insanlara bu konuda eğitimler verilmesi mümkün hale gelmiştir. Sosyal medya ve normal medya ekranlarında bu tip programlarla desteklenen yayınlardan sonraki çalışmalar da dikkat çekecek.
Bu çalışmalarda hiç eğitim almamış olsa bile telefonla ya da video konferans yoluyla destek verilerek tarif edilen masajlarda dahi hiç yapılmayan hasta grubuna göre daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Resütasyon çalışmaları bugüne değin verimsiz çalışmalardır. Maalesef geriye döndürme çalışmaları halktan kurtarıcı olmadığı zaman sonuç alınması son derece güç, yaşama dönüşlerinin oranları %10'lardan, taburculuk oranları ise bu %10'un içindeki %8'lerden oluşmaktadır. Bu kadar dar bir grubu artırmanın tek formülü o kurtarıcının cesaretlendirilmesi ve uygulamadan kaçınmasının engellenmesidir. Bu konuda hatta geçmişte hands-on CPR olarak ifade edilen ve şu anda da desteklenen, yaygınlaşması belki de beklenen, istenen çalışmalarla buna destek verileceğine inandığım uygulama solunum verme gayretini gösteremeyen, bu konuda endişe duyan, suni solunum yapma konusunda cesaretlendirmenin güç olduğu durumlar hepimizce aşikar. Dolayısıyla bunu yapmaktan çekiniyorsa bile kalp masajının sürekli olarak devam etmesi dahi bu hasta gruplarında başarı şansımızı artırmakta, bize daha fazla kurtarma olanağı sağlamaktadır. Yaşam kurtarma zinciri içerisindeki bu rollerden şimdiye kadar bahsettiklerimiz ilk bir dakika içerisinde hızla acil sağlık hizmetlerinin aktive edilmesi, ihtiyaç duyan hasta olup olmadığının tespit edilmesi ve ardından sadece masaj desteği ya da eğer eğitim alınmışsa, cesaret konusunda bir sorun yoksa solunum ve masaj desteğiyle devam edilmesi yönünde olacaktır. Şimdi bundan sonraki aşamaya geçmeden önce müsaadenizle etmek istediğim birkaç nokta daha var. Tabii ki, buyurun. Buyurun. İlk yardımla alakalı yanlış bir algı var ve bu algının kırılması için belki de basit bir anımsatma işimize yarayabilir. İlk yardım uygulayıcısı, yani olaya şahit olan kişi, halktan kurtarıcı, adına her ne söylerseniz söyleyin ben kahraman demeyi tercih ederim. Bu kahramanın acaba ben bu ilk yardımı öğrensem faydalı mı diye bir endişesi yok. Ancak yanıldığı küçük bir nokta var. İlk yardımı kime uygulayacağı konusunda hep kendisinden uzak tutmakta. Yolda giderken birisine rastlarsa ilk yardım yapacağını düşünmekte, temel yaşam desteği uygulayacağını düşünmekte. Ancak yine çalışmaların desteğiyle şunu ifade edebiliriz. Temel yaşam desteği uyguladığımız yerler, yani bu kahramanların rol aldığı noktalar, daha çok zaman geçirdikleri evleri ya da iş yerleridir. Evlerindekiler aileleri, iş yerlerindekiler ise arkadaşlarıdır. Dolayısıyla aslında bunu bir lütuf olarak değil, zamanı geldiğinde ödeyeceği bir borç olarak düşünmektir. İlk yardım bir lütuf değil, vadesi geldiğinde ödenecek bir borçtur diyebiliriz. Temel yaşam desteği ise bu borcun en büyük kısmıdır. Eğer acil sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması bu hızıyla, bu etkinliğiyle devam ederse bizim bu konuyla ilgili sorunumuz kalmayacak ama tüm dünya ile birlikte devam ede gelen kahraman sorunumuzda çözüm olmak için herkesi bu borcu ödeme yükümlülüğünde hissetmeye davet ediyoruz. Sağlık profesyonelleri de dahil olmak üzere herkesin herhangi bir zaman diliminde sürpriz bir olayla karşı karşıya kaldığında gösterdiği reflekslerin sıralaması bir yaşam zinciri. Bu yaşam zincirinde zorlayıcı bir unsurun olmaması da bizim için bir gayret göstermemize, çaba göstermemize de fırsat tanımaktadır. Özetleyecek olursak, bizim için buradaki tüm kavramlar, tüm oluşumlar halktan kurtarıcıların bu konuya cesaretlendirilmesi olarak isimlendirilse de onların bunu yapabileceklerine olan cümleleri kurma vazifesi bizim olduğu gibi bunu yapacak olan kişiler de gerçek kahramanlar, yani kendileridir. Buna ailelerinde için, çocukları için, babaları, anneleri, kardeşleri için, iş arkadaşları için yapacak olduklarını akıllarından çıkarmamalıdırlar. Çok güçlü olmayan bir kaynak olmakla birlikte %80'i uygulamayı yapanların hayatlarında bir ya da iki defa bu bilgiyi kullanmışlar ve bu kullanım sırasında da her iki grupta da birinci derece tanıdıkları ya da yakınları kurban olarak ortaya çıkmış. Şimdi yaşam kurtarma zincirinde telefonla haber vermesi, basitçe sizin sorduğunuz sorulara cevap veremeyen, verdiğiniz uyaranlara tepki vermeyen bir hastanın
doğru düzgün nefes almaması, bakınız solunumun yokluğu bile demiyoruz artık. Doğru düzgün nefes almayan bir hasta diyoruz. Bununla ilgili detayları biraz sonra zannedersem paylaşmış oluruz. Böyle bir hastayı gördüğünde hemen uygulamalara başlamasını istiyoruz. Sonrasında da ambulans hizmetleri gelene kadar bunu kesintisiz devam ettirmesinin o hastayı yaşamda tuttuğunu biliyoruz. Belki bir küçük anekdot daha burada eklemekte fayda var. Aniden kalbi duran bir kişi de solunumu da eğer durmuş, daha doğrusu bozulmuş bir solunum da olsa efektif olmadığı için işimize yaramayacak. Oksijensizliğe dayanma süresi 3-5 dakikadır. Tekrar ifade ediyorum, bizim ambulanslarımızın 10 dakikaya kadar ulaşım süreleri normal kabul edilmektedir. Bunun içerisine ulaşım güçlükleri vesaire girdiğinde 30 dakikaya kadar bu sürenin çıktığını hesap edersek, buradaki süreci iyi yönetmemizin tek yolu kurbanın kalbinin yerine kalp olmak, solunumunun yerine eğer yapabiliyorsak solunum olmaktır. Yaşam zincirinde halktan kurtarıcıya, kahramana düşen son halka. Burası ise son 5 yılda çok hız kazanan, dünyada heyecan uyandırıcı çalışmaları ortaya çıktığı önemli bir faktördür. Bu da otomatik şok cihazı olarak Türkçeleştirebileceğimiz, otomatik eksternal defibratör olarak mevzuatımıza girmiş olan belki de bir cihazla hastaya elektriksel şok verilmesidir. Peki biz elektriksel şoku halktan kurtarıcıya yaptırma konusunda çok mu radikal davranıyoruz, çok mu fazla şey bekliyoruz gibi bir düşünce oluşabilir. Elbette bu düşünce son derece haklı bir düşüncedir. Ancak bu cihazın temel kullanımda basitçe bir hafıza modeline dayalı olduğu, yani öncesinde kalp ritim bozukluklarını tanıyabilecek bir yapay zekaya sahip olduğu unutulmamalıdır. Hastanın üzerine yapıştırılan basitçe iki PET kullanımıyla ritmi değerlendirme şansı vermekte. Eğer o ritim şok isteyen bir ritim ise, yani şok verilmesi gereken bir ritim ise, bunu kurtarıcıya söylemekte ve üzerindeki tek düğme yardımıyla ya da otomatik olarak bu şoku verebilmektedir. Bu nedenle otomatik eksternal defibratör olarak isimlendirilen cihaz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmaya, çalışmaların her yönüyle gelişmesine gebe bir noktaya ulaşmıştır. Bizim için halktan kurtarıcının yaptığı uygulamaların özeti solunumunun yerine solunum olmak, kalbinin yerine kalp olmak, hatta yaygınlaşmasını beklediğimiz otomatik şok cihazıyla basitçe ritmini değerlendirip kalbinin ritmi olmaktır. Bu ritmin şoklanması gerekliliği tıpkı oksijensizliğe dayanma kapasitesinde olduğu gibi hassas verilere sahiptir. Özellikle yetişkin vakalarda ani kardiyak arrest geliştikten hemen sonra vakaların %79'unun şoklanabilir bir ritimde olmuş olması yapılan çalışmalarda açıkça görülmüş ve çok yüksek bir oran olduğu herkes tarafından kabul edilmiştir. Eğer şoklanabilir bir ritim varsa bunun ilk dakikada şoklanması %90 üzerinde bir başarı getirirken, sonraki şoklanmayan her dakikada bu başarı şansımız %10-15 düşmekte. Dolayısıyla 7. 8. 9. 10. dakikalarda artık geriye döndürmek mümkün olamamaktadır. Ambulansın ulaşım süresini tekrar anımsatacak olursam, biz elimizdeki en iyi malzemelerle, en donanımlı ekiplerimizle olan yerine ulaştığımızda, eğer ani kalp durması gerçekleşeli 10 dakikadan fazla olmuş ve hiçbir müdahale yapılamamışsa, maalesef yaptığımız işlemler işe yaramamaktadır. Yaşam zinciri denmesinin asıl nedeni de budur. Zincirin koptuğu noktada maalesef bunu bir yere bağlamak mümkün olamamaktadır. Klişe bir cümleyle bu kısma müsaadenizle son vereyim. Yaşa bir zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür. Teşekkürler Sayın Kızıl'da. Covid-19 pandemi döneminde yaşam kurtarma zinciri basamaklarında çekimser olabileceğimiz, özellikle suni solunum gibi uygulamalarda herhangi bir değişiklik var mı son güncellenen kılavuzlarda? Katılımcılar olarak bunları da merak etmekteyiz. Pandemi döneminde bulaş riskinden kaynaklı çekimser kaldığımız böyle bir durumla karşılaşırsak bu süreci nasıl yönetmeliyiz? Bu konuda da bilgilerinizi aktarabilirseniz memnun oluruz. Estağfurullah hocam.
Hocam bu konuyla ilgili az önce aslında birkaç noktasını farklı yönüyle bahsetmiş olduk. Evet. Ama COVID-19 ile ilgili kısmını da vurgulamakta elbette fayda var. Çekimsel kalınması muhtemel bir durumdur. Hani normal bir zaman diliminde de, daha doğrusu COVID-19 hayatımızda olmadan önce de endişe duymamızı gerektirecek birçok nokta karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda en önemli vurgu noktası, eğer herhangi bir şey yapmakta tereddüt ediyorsanız, emin olamıyorsanız ya da yapmak istemiyorsanız, vazgeçmeyeceğiniz tek ve en önemli basamak kalp masajına devam etmek olsun kısmı var. Biz bunu COVID-19'a da uyarlanmış haliyle görüyoruz. Yani eğer COVID-19 şüphesinden dolayı ya da pozitif olduğu bilinen bir hastanın ani kalp durmasından kaynaklanan bir durumdan bahsediyorsak, burada temel yaşam desteği yapmak zorunda kaldığımızda solunumsal değerlendirmenin dahi atlanması beklenmektedir. Yani bilindiği üzere ilk yardım bilgisine sahip olan diğer katılımcılarımız da hatırlayacaklardır, anımsayacaklardır. Hava yolu açmak için kullanılan baş çene manevraları, hastanın yüzüne eğilip bak dinle hisset yapma önerilmemektedir. Bunun yerine hastanın cevapsızlığı ve düzgün olmayan bir solunumu varsa temel yaşam kararı alınmalı. Erken dönemde 112 aktive edilmeli, acil sağlık hizmetleri aktive edilmeli ve hemen ardından hastanın yüzüne bir maske takılması önerilmektedir. Solunumu olmayan bir hastanın yüzüne maskeyi neden takıyoruz? Yaptığımız masaj uygulamaları aerosol dediğimiz küçük parçacıklar oluşumuna, foton oluşumuna neden olabilir. Bu oluşumların etkisini en aza indirmek adına en iyi yapılacak olan şey kaynakta kesmektir. Kaynak da hasta olarak kabul ettiğimiz için hastanın ağzını kapatıyor ve bu şekilde foton oluşumunun, aerosol oluşumunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Temel yaşam desteğinde bu tip bir endişe solunumu pas geçerek yapılması önerisiyle tamamlanmıştır. Ancak yetişkin hastalarda böyleyken çocuk ve bebek vakalarında solunumla alakalı önem, asfiksi ve ani solunum durmasından sonra gelişen kardiyak kalp durması söz konusu olduğu için hala önemini korumaktadır. Bu nedenle solunum desteğinin bu vakalarda yapılmadan atlanılması diye bir basamak öneri olarak sunulmamaktadır. Ebeveynleriyle birlikte oldukları, sorumlularıyla beraber oldukları varsayıldığından kar zarar ilişkisine göre solunumun gerilmesi, sonraki basamakların düşünülmemesi yönünde bir tavsiye notu karşımıza çıkmaktadır. Yetişkin hastalarda maske takmak ve solunum değerlendirmesi dahil olmak üzere hastanın üzerine eğilmeden karar vermek, sonrasında masaj ile devam etmek önerilir. Çocuk ve bebek vakalarda özellikle asfiksi ön planda olduğundan, boğulma ön planda olduğu durumlarda solunum desteğinden vazgeçilmemelidir diyebiliriz. Teşekkürler Sayın Kıza. Yaşam zincirinin özellikle devamında önemli rol aldığınızı düşünüyorum tüm sağlık çalışanları olarak. Özellikle hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin yaşam zinciri hakkındaki, yaşam zinciri rolü hakkındaki önemli sayılabilecek hususlar neler olabilir? Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Bizim malumunuz bir sivil toplum örgütü olarak da görev almaktayız. Hastane öncesi acil tıp diye bir alana inanmaktayız. Acil tıp hizmetleri içerisinde bir çatı olarak varsayacak olursak halktan kurtarıcılar hemen ardından gene yaşam zinciri bağıyla bağlandığımız hastane öncesi acil sağlık profesyonelleri yer alır. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin efektif olabilmesi için elbette gelişim süreci devam etmektedir. Geçmişten bu yana gelişim sürecindeki hızlı atılımları görmezden gelmek mümkün değil. Bugün ülkemizde 5500'ün üzerinde ambulansın olduğunu, binlerce personelimizin burada istihdam edildiğini biliyoruz ve bu sistemin gelişim sürecine de birlikte şahitlik ettik. 20 yıllık meslek hayatımda belki de bunu en yakından gören ve şahit olanlardan birisi olarak ifade edebilirim sizi de kendimi de. Ancak bundan sonraki süreçte de rollerinin daha etkin, daha kalıcı hale gelmesi adına çalışmaların genişletilmesi
edilmesi gerekir. Acil tıp ana bilim dalı 25 sene öncesinde mesleğimizle paralel olarak gelişmekte ve hatta bu gelişmeyi eski bir tıp geleneği olması hasebiyle hızlı bir şekilde tamamlamaktadır. Daha doğrusu tamamlama demeyelim buna, sürdürmeye devam etmektedir. Fakat hastane öncesi acil tıp maalesef bu konuda aynı kaderi paylaşamamıştır. Unutulmaması gereken önemli nokta ise acil tıp ile birlikte hastane öncesi acil tıp gelişmedikçe acil tıbbın başarıya ulaşması mümkün değildir. Tıpkı sahada halktan kurtarıcıların, kahramanların rolünü yapmadığında diğer hizmetler nasıl ki boşa çıkma eğilimindeyse bizim için de hastane öncesi acil sağlık hizmetleri gelişmeden, yerini bulmadan acil tıbbın da istenilen kıvama gelmesi mümkün olamamaktadır. Her şeye rağmen sahada meslektaşlarımız vazifelerini böyle zorlu bir dönemde fazlasıyla fedakarlık göstererek yerine getirmektedirler. Bu konuda zaten ilk günden bu yana hiçbir tereddüt göstermemişlerdir. Bazı fedakarlıklar beklenmiş olmasına karşın bunun hiç dile gelmeden gerçekleşmiş olması akıllardan çıkmamalıdır. Hatta kazınmalıdır desek yanlış olmaz. Dolayısıyla bizim için önemli olan bu basamaklarda vazife yapan arkadaşlarımızın görevlerinin genişletilmesi anlamında yapılacak olanlar bellidir. Zannediyorum bu başka bir sempozyumun konusudur. O yüzden sizi çok fazla sıkmak ve yormak istemem. Ancak onların beklentilerinin olduğu noktaları da ifade ettiğimiz birçok kaynağımız mevcut. Bu kaynaklara göre gelişmesini devam ettirme zaruretine sahiptir diyelim. Teşekkürler Sayın Kıvılda. Bizlere aktarmış olduğunuz bilgiler oldukça kıymetli. Aynı zamanda katılımcılarımızdan gelen bir takım sorular var. Bunları da izniniz olursa sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki. Katılımcımızın yönelttiği bir soruyu sizinle paylaşacağım. Bir hastane öncesi acil sağlık çalışanı olarak COVID-19 pandemi döneminde hastalara müdahale aşamasında zorlandığınız durumlar var mı? Var ise bunları bizimle paylaşabilir misiniz? Şeklinde bir sorumuz var size. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani hassas bir noktayı da bu şekilde dile getirme fırsatı bulmuş olduk. Hastane öncesi çalışanlarının güçlükleri pandemi öncesinde de vardı. Bunu bir anımsayarak başlamamız lazım. Bu güçlükler işlerinin doğası gereği ve gelişmekte olan bir sistemin içinde olmaları nedeniyle ortaya çıkıyor. İşimizin doğası gereği dediğimiz kısım, biz her zaman kendimizi 1-0 yenik görürüz. 4 duvar arasında iş yapan bir sağlık çalışanına göre şanssız olduğumuz bazı noktaların olduğunu kabullenmiş oluruz. Aslında mesleki profesyonelliğimiz de burada başlar. Bunun için kendimizi hazırlarız. Kazandığımız her deneyimi bunun üzerine ekleriz. COVID-19 döneminde de müdahaleler açısından bizi zorlayan en önemli nokta elbette yine bulaş riskidir. Bulaş konusunda kendisini garanti altına alması mümkün olmayan, yani izole ortamlar oluşturması mümkün olmayan bir personel grubu olduğumuz için sürekli olarak 3. seviye donanıma sahip kişisel koruyucu ekipman kullanmak zorunda kaldık. Bu da bizi her vakada bunu giyme, çıkarma, aracın temizlenmesi vesaire gibi tüm basamaklar ek bir yük olarak karşımıza çıktı. Elbette bu organizasyonların geliştirilmesiyle kolaylaştırıcı basamaklar daha sonraki aylarda geldi, ancak halen 3. seviye koruma gerektiren durumları arkadaşlarımızın bu kıyafeti giyme sırasında iklimlendirme şartımız da olmadığından, yani daha net ifadeyle soğukta dışarıdayız, sıcakta dışarıdayız, dolayısıyla bu kıyafetleri onların üzerine giymek zorundayız. Hem sıcak için sıkıntı, hem soğuk için sıkıntı bizi sıkıntıya sokmakta. Mevcut hasta gruplarında olan temasımızı etkilemekte. Dolayısıyla konuşmamızı etkilemekte. Çünkü açık bir yüzle gülen veren bir diyalogdansa, karşımızda beyaz tulumlar giyen, maskeler takan, gözlükler takan bir grup gördüğünde hastalarla iletişimi de sıkıntıya sokmakta. Bunu şöyle özetleyebilirim. En önemli öne çıkan iki sorunumuz 3. seviye kıyafetlerin giyilmesi, çıkarılması prosedürleri ve iletişimle ilgili olan sorunlar olarak ifade edelim. Sorunun cevabı için teşekkürler Sayın Kızıldağ. Katılımcılarımızdan gelen bir diğer soruyu da aktarmak istiyorum size.
112 ambulanslarını sık sık görüyoruz. Acaba hepsi COVID hastalarını mı taşımakta? Yine aynı katılımcımızdan gelen devamında bir soru. 112 ambulanslarında hizmet veren sağlık çalışanlarından bize bir bulaş olmasından endişe ediyoruz. Bu sebeple hangi zorunlu durumlarda 112'yi aramamız gerekli diye bir soru yöneltmiş değerli katılımcımız. Değerli katılımcımıza çok teşekkür ederim. Ama şu cümleyle başlayalım. Biz de onlardan korkuyoruz. Onlardan bize bulaş olmasından korkuyoruz. Yani bu korku, endişe karşılıklı. Her gereksiz buluşmamızda da bu riskin arttığı unutulmamalı. Acil çağrı sisteminin gereksiz meşguliyeti tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorun. Doğru kullanılmaması ciddi bir problem. Bu konuda halk eğitimlerinin artırılması ve verimliliğin bu şekilde artırılmasına yönelik planlar da mevcut. Dolayısıyla biz o süreci halen yaşamaktayız. Gereksiz olan vakalar için de maalesef halen 112 acil sağlık hizmetleri meşgul edilebilmekte. Bununla ilgili sadece halktan bazı şeyleri beklemektense sistematik olarak düzenlemelerin de gerekliliğine inanıyoruz. Ancak şuradan ifade edebileceğimiz kadarıyla bu sistemle alakalı kısımlar bizim dersimiz olsun. Ama halkımıza söyleyebileceğimiz yaşamı tehdit eden acil bir durum olmadıkça aramayın demek çok ciddi bir durumdan bahsetmektir. Dolayısıyla bana göre acil, sana göre acil kavramı son derece sistemi çıkmaza sokmaktadır. Bu sebeple ambulansların görevlerinin şu anda yüzdelerini paylaşamam ama çoğu asılsız ve gereksiz çağrılar oluşturmakta. Görevlendirmelerde de yeşil, sarı ve kırmızı kod olarak bahsederiz. Çoğunluğu maalesef yeşiller oluşturmaktadır. Bu da zaman kaynak israfına neden olmakta. Personeli bu konuda bitirilmektedir. Bu konuyu geçmiş aylarda çok daha fazla yaşadık ama şu anda da yaşamaya devam ettiğimiz gerçeğini de ifade etmem lazım. Her vaka COVID vakası değildir. Sorunun diğer kısmı için söyleyelim. Ancak COVID adayıdır. Dolayısıyla hasta da bir açık kaynak olduğu için hem personelimiz açısından hem de hasta açısından bu buluşmaların mümkün olan en aza inmesi bizim beklentimizdir. Daha doğrusu gerekli aralığa inmesi, ihtiyacı olanla birleşilmesi. Dolayısıyla arkadaşlarımızın aldığı tedbirler sayesinde bulaş riski de mümkün olan en aza indirilmektedir. Bu konuda endişeler de karşılıklı olduğunu bir kez daha anımsatalım. Yani onlar da birer virüs bulaşma endişesi yaşayan insandırlar. Teşekkürler Sayın Kızıl'da. Bir diğer katılımcımızın sorusunu yöneltmek istiyorum size. İlk yardım sertifikası olmadan halktan kurtarıcı olarak hemşire kimliğimle hastane dışı olaylara müdahale ettiğim zaman yasal bir sorun ile karşılaşabilir miyim? Evet. Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Yani çok ciddi anlamda sorular beni memnun ediyor açıkçası. Temel yaşam desteğinin uygulayıcısını iki sınıfa bölüyoruz. Birisi temel yaşam desteğini halktan kurtarıcıların yani sağlık profesyoneli olmayanların temel yaşam desteği. Diğer kısım ise sağlık profesyonellerinin temel yaşam desteği. Dolayısıyla her birimiz bir sağlıkçı olabiliriz. Fakat sivil yaşantımızda da temel yaşam desteği uygulayıcısıyız. Fakat bizim bazı becerilerimizden, meziyetlerimizden yararlanarak algoritmalarda hastaları daha iyi değerlendirebildiğimiz düşünülmüş ve ona göre bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin biz hastanın halktan kurtarıcı tarafından kesinlikle nabız değerlendirmesinden şu ana kadar hiç bahsetmedik, bahsetmiyoruz da. Böyle bir beceri de istemiyoruz. Ancak sağlık profesyoneli bir temel yaşam desteği uygulayıcısı olduğunda ondan nabız bakmasını bekliyoruz. Hastayı değerlendirmesini de istiyoruz. Dolayısıyla bu değerlendirmede daha profesyonel bir temel yaşam desteği uygulayıcısıdır sağlık profesyonelleri. Yasal kısmına geldiğimiz zaman da yasal prosedürümüz hem TCK'da yer alan maddeler üzerinden hem de mesleki anlamdaki var olan mevzuat üzerinden temel yaşam desteği ve diğer ilk yardım uygulamalarına bildirmek ve müdahale etmek zarureti vardır. Yani yapmadığında mesuliyeti vardır.
Yapmadığı zaman bu olayı haber vermeme, gerekli müdahaleyi yapmama yönüyle yargı yolu açık olmak üzere sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Hemşire arkadaşların da diğer sağlık profesyoneli arkadaşlarımızın da biz zaten sağlıkçıyız, biz ileri yaşamcıyız mantığıyla hareket etmeden temel ve ileri yaşam sağlık profesyoneli için olan kısmını iyi öğrenmelidirler, iyi birer uygulayıcı olmalıdırlar. Yine ağır gelen sonuçlardan birkaç tanesini paylaşmak isterim. 88 ayrı hekim üzerinde yapılan bir çalışma sonrasında temel yaşam desteğinin ancak %11'ini doğru bildikleri tespit edilmiştir. Yani farklı meslek gruplarında olmamasına karşın sağlık profesyonelleri de temel yaşam desteği konusunda sürekli hatırlatıcı eğitimlere muhtaçtır. Bu eğitimleri alması hem verimli bir kurtarıcı olması anlamında hem de yasal prosedürlerde sorun yaşamaması anlamında bir lütuf değil, vazifedir. Teşekkürler Sayın Kızıldağ. Son olarak sağlık personeli olsun ya da olmasın, yani sağlık profesyoneli ya da sağlıkçı olmayan kurtarıcılar olarak yaşam zincirinin tüm aktörlerine söylemek istediğiniz bir son cümleniz var mı? Ne söylemek istersiniz? Sayın Hocam, öncesinde müsaadeniz olursa bu otomatik eksternal defibratörden biraz bahsetmiştim. Bununla ilgili son bir gelişme var. Belki bu bilgi de katılımcılarımızın dikkatini çeker diye düşünüyorum. Tabii ki hocam. Ülkemizde otomatik eksternal defibratörle ilgili ciddi bir mevzuat değişikliğine gidilmiştir. 27 Ağustos 2020 tarihinde çıkan bir yönelge düzenlemesiyle, yönetmelik düzenlemesiyle OED eğitimleri artık temel ilk yardımcı eğitimlerin içerisinde zorunlu kılınmıştır. 1 Ocak 2021 tarihinden sonra da tüm eğitimlerde mutlaka OED eğitimi verilmektedir. Biz bu süreci şöyle yorumluyoruz, gözlemliyoruz ve buna inanıyoruz. Yakın zamanda ülkemizin dört bir tarafında kalabalık olan yerlerde biz bu OED'leri görmeye başlayacağız. OED ile ilgili bu genişleme, yayılma ne kadar hızlı ve verimli olursa o kadar hakkın kurtarıcılarının da cesaretlenmesiyle eşlik ederek başarıya ulaşılacağına inanıyoruz. Hatta yerli ve milli bir OED cihazının da üretimine başlandığına dair bilgimiz var. Bu cihazla beraber biz de kısa zaman içerisinde örnek gösterilen ülkelerde olduğu üzere bir temel yaşam zincirinde kayıp olmayan halkları tamamlamış hale dönüşmüş olacağız. Bunu ifade etmek istedim. Hem mevzuatsal anlamda hem de hazırlık anlamında böyle bir gelişme bizim için son derece önemli ve yerine gelmiş durumda. Son söz ifadesi aslına bakarsanız zor bir ifade. Hastanın daha doğrusu kurbanın kurtarılmasıyla alakalı rol alan her bir kişi birer kahramandır. Biz bu kahramanları sivil yaşamlarında eğer başlarına geldiyse ve vazifelerini yerine getirdiyse halktan kurtarıcı olarak isimlendiriyoruz. Birer meslek profesyoneli olarak ambulanslarla gelmişlerse paramedik, ATT, doktor olarak isimlendiriyoruz. Sonrasında hastanelere ulaştığımızda oradaki hastane organizasyonlarında hastane ekipleri olarak isimlendiriyoruz. Ve tüm kahramanların görevlerinin birer kutsal meziyet olduğunu ve bunların insan yaşamına dair vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Bu konuda tüm birimlere, hem hastane öncesine, hem halktan kurtarıcılara, hem hastane ekiplerine görevlerinde, vazifelerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Ben böyle bir fırsat verdiğiniz için ve aktarmam gereken birçok noktada bana destek olan sorularıyla birlikte destek olan arkadaşlarımız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Kızıldağ, konuyla ilgili bizlere aktarmış olduğunuz bilgiler oldukça kıymetli. Yoğun çalıştığınız bu dönemde bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarına ve pandemi sürecinin her aşamasında görev alan tüm çalışanlara Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ailesi adına tekrar teşekkür etmek isterim. Ben de teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Değerli katılımcılar, Sağlıkla Konuşuyoruz Sempozyumunun 7. oturumunun sonuna gelmiş bulunmaktayız.
Sempozyuma göstermiş olduğunuz ilgi için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Sağlıkla konuşacağımız güzel günler diliyorum. İyi akşamlar.